Evet, şimdi Kartalkaya'dayız. İş insanı, ünlü iş insanı Gökhan Göz'le beraberiz. Nasılsınız Sayın Gökhan Göz? Çok iyiyim. Sen nasılsın Emre? Eyvallah, çok teşekkür ederiz. Efendim, yeni yatırımlarınız var pandemiye rağmen. Öncelikle bunları sormak istiyorum. Sizden biraz bilgi alabilir miyiz bu yeni yatırımlarla ilgili? Bu yıl ilk yarıda 20 milyon araç yatırımı yaptık Emre. Pandemiye rağmen yeni Türk markası TOK marka araca da 50 milyon yatırım bütçesi ayırdık. Bugün ve 5 gün daha çocuklarımla Kartalkaya'da tatil için geldim. Normalde kış tatillerini sevmiyorum sevgili Emre. Lakin çocuklarım için geldim. Çok eğleniyoruz. Gördüğünüz gibi. Sizi bu mevsimde Maldivler'de görmeye alışırız ama Kartalkaya'da görüyoruz. Çocuklar için her şey galiba. Evet. Çocuklarım çok seviyor kayak yapmayı. Onlar için buraya geldik. Yeni yatırımlar devam edecek mi peki? Edecek. Bu yıl 100 milyon TL yatırım planlıyoruz. İnşallah 12. ayın 31'i olana kadar 100 milyon TL yatırım yapmış olacağız. Yani. Restoranlar zincirinde de galiba yeni bir atılım var. Restoran çok iyi bir gurmeyim Emre. Biliyorsunuz zaten. Bunu söylememe gerek yok. Yemeği içmeyi çok seviyorum. Kebap sektöründe de adımız çok bahsedilmiştir. Sizler de biliyorsunuz. Bu konuda da yatırım yapmayı planlıyoruz. Lakin pandemi dönemi bittikten sonra. Peki. Ormanköy projesinde de abi bir 50 tane varmışsın galiba. Okan. Evet. Çocuklarım çok seviyor kayak yapmayı. Onlar için buraya geldik. Yeni yatırımlar devam edecek mi peki? Edecek. Bu yıl 100 milyon TL yatırım planlıyoruz. İnşallah 12. ayın 31'i olana kadar 100 milyon TL yatırım yapmış olacağız. Yani. Restoranlar zincirinde de galiba yeni bir atılım var. Restoran çok iyi bir gurmeyim Emre. Biliyorsunuz zaten. Bunu söylememe gerek yok. Yemeği içmeyi çok seviyorum. Kebap sektöründe de adımız çok bahsedilmiştir. Sizler de biliyorsunuz. Bu konuda da yatırım yapmayı planlıyoruz. Lakin pandemi dönemi bittikten sonra. Peki. Ormanköy projesinde de abi bir 50 tane varmışsın galiba. Okan, sen de hiç sır tutmuyorsun kardeşim. Evet, öncelikle şöyle. Ben doğayı çok seviyorum. Anadolu çocuğu olarak özellikle daha çok çocuklarımı ve ailemi pandemi dönemi olmasa dahi ormanlık ve yeşil oksijenin bol güzel yerlerde yaşatmasını çok sevdiğim için evet Ormanköy projesinden de yer aldık diyelim. Peki duyduğumuza göre böyle gizli sosyal sorumluluk projelerine katılıyormuşsunuz. Çok sevmiyormuşsunuz gösteriş yapmayı, doğru mu? Ya açıkçası sevgili Emrah, evet bunu sevgili iş adamları arkadaşlarım için paylaşmasını seviyorum. Çünkü onların da destekleri çok önemli. Bir elin nesi var, iki elin sesi var dedikleri gibi. Ama ben evet çok bunu dile getirmesini sevmiyorum sevgili Emre. Gökhan Bey merhaba, nasılsınız? Çok iyiyiz sevgili Okan, sen nasılsın? Biz de iyiyiz, sağ olun. Kartalkaya'nın tadını çıkaranlardansınız bugün. Evet, bugün çocuklar için Kartalkaya'dayız. Yalnız mı geldik? Tabii ki çocuklarla geldim. Sadece çocuklarla mı? Çünkü kış tatilini sevmiyorum biliyorsun. Peki abi magazin camiasını takip ediyor musun yakından, son haberlerden haberdar mısın? Hayır, takip etmiyorum çünkü magazin dünyası açıkçası çocuklarla olduğum sürece benim tasvip ettiğim bir durum değil. Peki şöyle bir şey sorsam abi, son zamanlarda Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir yeni bir aşka yelken açtılar, biliyorsundur belki, duymuşsundur. Yakıştırıyor musun? Ya bunu benim takdir etmem çok doğru olmaz. Seviyorlarsa mutluluklar dileyebilirim. Tavsiyelerin nelerdir peki onlara? Sevsinler birbirlerini. Aşk çok güzel bir şeydir sevgili Okan. Senin aşkın da otomobiller galiba abi. Okan çok zor sorular soruyorsun şu anda. Bizi burada kayakta yakaladın. Bak dağların tepelerindeyim. Ama şunu söylemek isterim ki aşk gerçekten zor bulunabilen bir durum. Yani ben 32 senedir aşkı arıyorum. Onlar için de gerçek aşk olduğuna inanıyorlarsa mutluluklar diliyorum sevgili Okan. Peki abi gerçek aşk aramaktan vazgeçecek misin yoksa? Hiçbir devam. Zaman vazgeçmem. Benim genelim onlar için de gerçek
aşk olduğuna inanıyorlarsa mutluluklar diliyorum sevgili Okan. Peki abi, gerçek aşk aramaktan vazgeçecek misin yoksa? Hiçbir zaman vazgeçmem. Benim genelim, lügatımda yenilmek diye bir şey yok. Ben her zaman savaşmayı sevmişimdir. Peki doğru kişiyi bulduğunu nasıl anlayacaksın abi gün? Çok güzel. Gerçek aşkı onu hissettiğim zaman yaşamasını bilebiliyorsam, o zaman hissettiğimi anlarsam onlarla ve o kişiyle birlikte olmaktan keyif duyacağıma söz verebilirim. Peki o günden sonra farklı bir Gökhan Göz mü göreceğiz? Kesinlikle. Teşekkürler, sağ olun.